O insan ne yapacak? Zahiri şeriatta. Koy koy tamam. O aynı şey. Herhalde oradan koymuşlardı ama oradan koya bana. Mehmet Efendi'den koya. Mehmet aslında en iyisi şeydir. Abdullah'tır. Abdullah kahveci odunla kurutuyor. Kavuruyor. Evet Mehmet Efendi gazla kahveyi kavuruyor. Herkesin kahvesinin farklı oluşu kavururken dakikası önemli. Kimisi çok kavuruyor, kimisi az kavuruyor. Çok kavuran iyi değildir. Mesela şeye de benziyor bu. Ekmek sobanın üzerine koyuyorlar. Ekmeği siyahlaşıyor ya. Yanlış. Tahrimen mekruhtur. Hem de tenziyen değil. Harama yakındır o. Çünkü zahiri esbab noktasında kanserin malzemesidir. Dinde de bakın. Din orada ne işin var yani? Ekmeğin yanmasına hükmetmiş. Çok garip yani. Mesela diyelim ki ekmek yanmış ve yanmamış. Bunun dinle ne alakası var? Niye din buna hükmetmiş? Çünkü din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. Dinin girmediği yerde haşa Allah bir şey halk etmemiştir. Allah neye halk etmişse oraya ahkamlar getirmiştir. Sana da getiriyor mesela. Mesela diyelim ki Allah'a diyor ibadet etmek zorunda mıyız dedi. Değilsin dedim. İki şartla değilsin. Hakikaten değilsin. Bir, Allah'ın mülkü neresiyse oradan çıkacaksın. İki, Allah sana ne verdiyse ondan sıyrılacaksın. Bırakacaksın. Allah sana verdiklerini bırak. Allah'ın mülkü olmayan yere git, ibadet etme. Bir tek şey söyleyeyim abi. Aklını çıkartat hayvan olur. Evet. Aklını çıkartabiliyorsan daha hafif. İşte bu ikisini yapan da aklını çıkar hayvan. Şimdi gelelim o şeye. Zunnar mesela. Zunnar ve şapka. Şeriat zahire bakar. Evet bunu takan kafir olur mu? Olur. Peki şeriat zahire bakar. Peki Allah kafirlikle muamele eder mi? Ha onu bilmiyoruz. Niye? Çünkü bilmiyordu. Cehaleti vardı. Aldanmıştı. Cinler şey yapmıştı. Psikolojisi bozuktu. O Allah'la. Ama bir zunnar mesela diyelim ki yalan konuşmak. Yalan konuşmak lafzı kafirdir. Peki ben size söyleyeyim. Hayal edin. Şimdi seni en iyi biliyorsun. Sen seni en iyi biliyorsun. Sen onu vermediğin halde veya onu çaldığın halde vallahi ben çalmadım. Allah'ı yalan şahit edilmiyor mu? Allah'ım sen şahitsin ki çalmadım. Peki sen bunu bilmiyor musun çaldığını? Peki Allah'ı yalana şahit yapmak mutlaka El-Ebhur kitabı var ya 160. sayfada bilerek Allah'a yalan söyleyen kafir olur diyor. Mesela sen biraz önce sen de vallahi o oldu diyor. O vardı diyor. Allah halk etmemiş oysa. Kudret-i ilahi iftira yapıyorsun yani. Çünkü yalan kudret-i ilahi iftiradır. Mesela yalan söylüyorsun İbrahim. Yalan söylediğin zaman sen yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Peki kimi kandırıyorsun? Kendini. Kendini kandırabilen ancak karşısını kandırır. Kendini ya ötekisi vardı bir tane büyük veya su bardağına koy. Buna. Al şuna. Yok koy şuna. Gel buna koy. Benim bardağıma koy. Şimdi bunu sen yalan söylediğini sen bilmiyor musun? Kendini kandırıyorsun. Allah Resulü diyor ki kandıran yalan söyle yani kandıran, aldatan kimdir? Aldatabilmesi için nefsini aldanması lazım. Aldanandır. Aldandığı için aldatıyor. Zannediyor ki ben onu kandırdım. Ya. Peki şimdi yalanı kim söyler? Doğruyu bilen söyler. Doğruyu bilmeyen yalan diyebilir mi? Mesela Abdülmeci tane örnek verdim. Abi diyor, orada diyor şey yoktu diyor. Tamam mı? Şu olmamıştı diyor. Ama sonra geldik Abdülmeci öyle değildi ya. Abi bilmiyordu. Bak bu cehalet. Ondan sonra hatayen yaptın. Kusur. Ama bakın cehalet bilmiyordu. Abi orada insanlar toplanmıştı diyor. Abdülmeci öyle bir şey yoktu. Abi bilmiyordu. Ben öyle zannettim.
Bu cehalet. Ama yalan nedir? Cehalet değildir. Yalanda bilgi vardır, ilim vardır. Olayı biliyorsun. Yalan söyleyebilmen için doğruyu bilmen lazım. Doğruyu, unutmayın bu cümleyi. Doğruyu bilen yalan söyler. Söyleyebilir. Doğru bilinmese yalan yoktur. Orada cehalet vardır. O zaman doğruyu biliyor. Peki söylüyorum. İç aleminde nasıl bir durum ki doğruyu bildiğin halde bir, kendini inkar ediyorsun. Bir de yemin yaparak Allah'ı yalanına şahit yapmaya çalışıyorsun. Görüyor musun? Mesela pazarcıları düşünün. Hemen o hatırıma geliyor. Abla fasulyeyi yemin ederim abla ben 5 liraya aldım. 6,5 liraya daha ben satamam. Oysa sen 3 liraya aldın onu. Allah bilmiyor mu? Onun için ticaret ehli diyor başkasına ispat etmek zorunda değildir. Alış fiyatı söylenilmez diyor. Kendisi ister alır ister almasın. Pazarlık da sünnettir. Hele alışı söyledin. Ama yalan söylüyorsun inden. Abi ben bu fasulyeyi 4 liraya aldım. Vallahi 4 liraya. Oysa 2 liraya almışsın. Sen bilmiyor musun o kadar aldığını? O zaman yalan nedir? Doğrunun değiştirilmesidir. Kim söyler yalan? Kendini aldatan, karşıyı aldatma çabasıdır. Peki ne işe yarar? Yalan, geçici ve ani bir uyuşturucu sürmektir, merhem sürmektir. Neşter atmak değil. Peki nasıl değişecek? İnat, değişime direnenler inatçılardır. İnatçılar değişmezler kardeşim. Mükemmeliyetçilik ne yapar? Devamlı eleştiride olur. Tenkit ederler devamlı. Mükemmeliyetçilik. Oysa Allah bunu Allah şey olsun. Adam kemalat bulsun diye yarattı. Her sıfat nimettir. Nikmet olmasının sebebi elimi böyle yaptım ki kasten subliminal olsun göresiniz diye. Her şeyin ifratı şeytandan, tefriti nefistendir. Peki ifrat nedir? Harice yönelir. Tefrit kendine yöneltirsin. Mesela sabah namazı okundu. 5 dakika daha yatayım demek bu kendine yöneltmektir. Mesela anneyi söylüyorum. Okula kaldırır çocuğu hiç acımadan merhamet ve şefkat yapmaz. Kalk çabuk okula geç kaldın ama namaza kaldırmaz. Biraz uykusunu alsın. Bu nedir? Şeytandandır. Kendi kalkmasa nefistendir. Bak görüyor musun? Nazlı abinin tabiriyle ben diyor ya 5 namazdan kalkar diyor. Ne diyor? O 5 namazdan kalkar diyor ya o namazı kılmamaya çalışmaktır. Evet. Aynen öyle. Kılmayacağım demektir. 5 dakika sonra kalkacağım demek ben sabah namazını kılmayacağım. Yani o kadar da mühim değil. Şuursuz söylüyorum. Hayır. Şuur aynı var kardeşim. Namaza emniyet verince o başından öyle bir alev çıkar ki vakit geldiği zaman yani aklın durur. Abi şimdi bu şapka meselesi hani adam taktığı zaman normalde zahiri şeriata göre kâfir olabilir mi? Şunu bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar bu kahve boşaltırken dibini boşaltmayın. O çöp. Üstünü alacaksın. Çünkü şeydir o kendinize de vücudunuza fazla o şeyi sokmayın. Üstünü alın, diptekileri sokmayın. Ha, bir şapka dakika. Meselesi hani. Sadece fotoğraf şapka için mi yoksa normal bir şapkalar oluyor mu? Kardeşim secdeye mani olan şapkalar. Şapkanın böyle kuru söylersen tabii ki garibine gider insanın. Şapkanın tarihi şudur yani onu bilmek lazım. Abi üstadetleri askeriyede şapka kalkıyor ya. Evet. Diyor ki şapka kalktı diyor bak. Demek ki bu şapka da o şapkadan. Evet. Yani. Secdeye mani midir kardeşim bu askeri şapkası veya tarlada şey mani? Onlar. Şimdi bu Ebu Cehil, hani bunu bildiğiniz zaman böyle insan garipsiyor ve biraz red tarafına şey yapıyor. Yok ya biraz şey. Bak bunun tarihini bilse hiç böyle itiraz etmez adam. Secde olduğu için dinimizde namaz, Ebu Cehil ve Ebba Muhammed'in Allah'ına secde etmeyiz dedi. Alameti nedir? Her şeyin bir alameti vardır. Su akıyorsa, mesela yukarı baktığında tavandan su var.
üst katın yatak odasından su kaçırıyor denilir mi? Hayır. Ya mutfağındandır, ya banyosundandır, ya tuvaletindendir. Tavandan su kaçıyorsa buradan kaçar. Yatak odasından, salondan su kaçar mı? Ha, şapka da bir şeyin alametidir. Sarık da bir şeyin alametidir. Peki bu olur mu ya? Namaz kılanın alnına görmüyor musun simasını? Namaz kılanın simasına bakın. Kur'an okuyanların simasına bakın. Bir de yapmayanların simasına bakın. O zaman nedir o? Ağır gibi gözüküyor bu Kur'an. İçtimaiyatta insanları bir bütün hareket ettiren ve içtimaiyatın nizamını bozmadan ahenkli ve adaletli yaşamasına sebebiyet veren şeriatlardır. Şeriatlar da kişilerin anlayışına, tahminlerine, yorumlarına bakmaz. Ahkamı mesture değildir. Açıktır ve nettir. Bu budur, bu da budur ta ki sistem otursun. Onun için mesela şapka takan kafir olur mu? Evet olur. Peki hemen ikinci soru. Ama Allah böyle Müslümanın her kafir sıfatından kafir olur mu? Allah onlar kafirlikle muamele eder mi? Onu bilmiyoruz. Ne yapar Allah? Cehaletindendir, bilmiyordur, psikolojisi şeydir. Mesela ben öyle insan biliyorum ki söylediğim halde gene takıyor, sonra pişman oldum, keşke demeseydim. Bilmeseydi belki özürlü olurdu. Zannediyor ki Hasan'ın yorumudur. Der, ne alacak? Şapkayla insan kendini. İmanım benim kalpte diyor. Oysa şeriat sayılır. Uyarmamak gerekiyor. Bizim arkadaş aradı da onlar bahçeye gidiyorlar çalışmaya. Uyarmayacaksın. Biz biraz muhabbet ettik. Sakın işte, yapma. O şapka da geçerli mi dedi. Ses yapmayacaksın. Onu söylemedi değil mi? Yani normalde takıyor. Bak şimdi. Kime diyeceksin ama? Hiç gelmez değil. Baktın karşındaki adam şeriata hassas, dini öğrenmek istiyor, uygulamak istiyor, öğrenmek istiyor, buna de. Ama baktın ki bu adam itiraz var, bu itiraz edecek. Bu bilerek muhalefet edecek, ayrı bir şey. Onun için bu yetki var sende, mesul değilsin. Bu mesul değilsin. Sabah namazına yanında bir odada veya ailende birisi yatıyor, sen namaza kaldırmıyorsun. Nedir biliyor musunuz? Haramdır. Bak birbirimizi kaldırmamak haramdır. Çünkü o uykudadır. Özürü var. Onun günahı yükleniyorsun sen. Aynı bunun gibi baktın ki bu şapka meselesinin köylüdür bence. Yani itiraz edecek deme. Mesela bir cenazedesin. Burada mahsus kasten sana İbrahim soruyorlar. Mrs. Bekir'de. Yani böyle İslamiyet'in bir tutarsa olduğunu. Ya İbrahim, dinde şapka takmak neymiş bir anlatsana bu millete. Falan. Biliyorsun ki bu adam düşman yani, İslam düşmanı. Diyeceksin ki, abim yaşlıysa, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin evdeki kahve var ya kahve, bir getir de kahve içelim, keyfimize bakalım. Bırak herkes her şey ehli yapsın. Ben ne anlarım bu işten. Mesela benim köylüm, yer yer, ama şimdi vazgeçtiler. Kapı açık olsun. Benim köylüm, bazıları soru sorar. Ne yaparım biliyor musun? Bizim köy bir şeye bağlı. Pazar ilçesine. Çaylı'nı değil, pazar ilçesine. Bana soru sordukları zaman Abdülbaki, ben ne anlarım kardeşim dedim ya. Bunu pazar müftüsüne sorun. Pazar müftüsü. Bunu bilir. Bana soru sordu. Pazar müftüsü. Hayır, köylüm. Köylü bana soru soruyor. Ben de havale ettim pazar müftüsüne. Sonra bir sordular. Başkası sordu. Aynı ona benzer bir soru. Ondan sonra pazar müftüsüne havale ettim. Sonra bakkalın etrafında toplanıyorlar ya. Köyün bir toplama yeri var. Orada demiş ki bir de Hasan Hoca'yı diyor koca şöyledir böyledir diyorsunuz. Bir soru sordum diyemedi dedi. Dediler ki ulan sen yalan demesin dedi ya, soru sordum. Ne sordun ki senin soruna cevap veremedi diye sormuşlar. O da demiş ki hiç unutmuyorum bak. Şunu sordum dedi. Ne dedi sana? Pazar müftüsüne sordu diyor. Ben nereden? O bilir dedi. Bilmiyorum demedim. Yalan olmasın. Bunu pazar müftüsüne sor dedim ya. Pazar ya abi. O dedi. O daha okumuş pazar müftüsü. Köylü ne dedi biliyor musun Faruk? Dedi ki ya filane. Enver abi. Enver dedi. Sen bu soruyu sordun pazar müftüsüne havale eden Hasan.
Peki dedi, Enver sen bu sorunun cevabını biliyor musun dedi. Biliyorum dedi. Niye sordun dedi, kasten bakayım biliyor mu diye. Peki senin bildiğin cevabı o bilebilir miydi, o bilmiyor mudur sence dedi. Ki durdu. Şimdi evet dedi, benim bildiğim o da bilirdi dedi. Enver niçin seni, söyle bakalım pazar müftüsüne niye havale etti bu adam seni dedi. Vay be dedi. O sefer tamam. Bu sefer orada konuşulduğu için bir daha böyle imtihan bari, tahakküm bari, alay etme tarzında bir soru sormazlar. Ben topluma girdiğim zaman hiçbir tane, çünkü bakarım böyle kim, beş tane şeyi takip ederim. Soru sordu. Soru sormak onun seviyesini gösterir. Yani sualin nisfü'l-in. Bu soru sordu, yarısını biliyordur. Hiç bilmiyordur. Dalga geçmek için sorar. Öğrenmek için sorar. Sen trensin, soru sorarak, ray koyarak seni yolundan çıkarır. Millete maskara etmek için sorar. Kafana soru şüpheler takmak için sorar. Bunlara bakacaksın böyle. Bu adam bunu niye soruyor? Ehli insafsa cevap vereceğim. Orada vermeyeceksin belki o toplumda. O toplumda. Yani kim kime, neyi, ne zaman, nasıl cevap vereceksin yani. Öyle bir soru sordu ki hakikaten tertemiz insan ama cenaze evinde. O toplantıda bu cevap verilmez. Bakarız diye kitaba, bir kitaba bakarız. Bir kitaba bakarız. Ehline de sorarız. Sakın fetva meselesinde acele etmeyin. Kim acele edermiş biliyor musunuz? Ahiret sorumluluğundan pek korkmayanlar fetva vermeye acele ederler. Ben mesela sana fetva vereceğim, sen bunu yapacaksın. Mezarda ben azap çekeceğim, sen burada dünyada saltanat süreceksin. Sana sormayacaklar biliyor musun? Faruk diyecekler ki sen bunu niye yaptın? Vallahi Hasan Hoca'ya sordum ya Rabbi. Gel Hasan, ben vayruzları ben yiyeceğim, sen de baklavalarını yiyeceksin bu işi. Faizli arabayı soruyorlar krediyle. Sorumluluğu ben alacağım, sen de arabaya bineceksin. Ulan bana bari sorumluluğu alıyorum, bari arabaya da binsen. Kardeşim bu İstanbul müftülüğüne soracaksın. Krediyle araba almak, krediyle eve girmek. Onu oraya soracaksın. Kim soruyor bunu? Yani bir kere bileceksin, o kredideki faiz enflasyonun altında mıdır, üstünde midir? Tamam mı? O değişir çok. Hükmünü değiştiriyor. O zaman faize giriyor mu, girmiyor mu? Müslüman aldanmaz ve aldatmaz da. Çok önemli. Mesela enflasyon ne demektir? Elinizdeki kağıt paranın Merkez Bankası'nda bir tane şey olur. Karşılığında altın olur. Tamam. Bir kilo altının burada bir parası olur. Diyelim ki Merkez Bankası'nda karşılığı altın yoksa burada para basarsanız o enflasyondur. Anladınız mı enflasyonu? Bu çok önemli de onun için. Mesela kağıt paranın fıkıhta fulustur. Bu para niçin değer yapıyor kağıt para? Çünkü Merkez Bankası'nda karşılığında altın var. Tamam. Ama devlet para bastı ama Merkez Bankası'nda altın yok. Karşılığı olmayınca bu enflasyondur. Şimdi bir şey anlatacağım. Şimdi devlet bir faizi koymuş. Faiz. Faizin oraya girmeden enflasyon ne yapar? Paranızı eritir. Eritir. Paranızın değerini. Müslüman ne yapacak? Müslüman aldatmaz. Aldanmaz da. O zaman aldanmak nedir? Para eriyor. Ahmak mıdır sen? Paran eriyor. O zaman ya arsa, ya daire al, ya altın al. Gavur parası alma. Euro, dolar alma. O zaman altın al. Altın alınca ne başkasını aldatıyorsun, ne kendini aldanıyorsun. Veya tarla al. Tutma. TL tutma. Tarla olarak tut. Efendim, peki faiz nedir faiz? Paraya mukabil para kazanmaktır. Bu mantığını bilmen lazım. Faiz ama ağzını aldın faiz. Faiz nedir ya? Faiz.
bilerek, severek, ihtiyar ve iradenle paranla para kazanmaktır. Emeksiz, tamam mı? Şimdi sen paran eriyor. Paran eriyor. O zaman ne yapalım? Faize koyalım. Faiz parama, para kazanmak yapmamak için ne yapıyorsun? Ya altın alacaksın. Mesela rüşvet de öyle. Rüşveti söyleyeyim. Hakkın olmayan, çok gündelik hayatta ya, hakkın olmayan bir mülkü kişinin, yani hakkın olmayan bir mülk. Ama Ahmet Mehmet'in veya Beytülmal'ın, hazineden. Hakkın olmayan bir mülk ve manevi bir değer şahsiyeti batıl, fasık bir yolla üzerine geçirmek. Bu rüşvettir. Peki uygulayayım şimdi. Trafik polisi seni çevirdi. Hakikaten Temmuz Ağustos'un ortasında sana zincir soruyor, kar zinciri soruyor. Temmuz Ağustos'a zincir sorulur mu? Onu bunu soruyor Kasem. Anladın ki bu adam rüşvet alacak. Tamam. Bu adam bana ceza kesmeye çalışıyor. Niyet etmiş bu zalim. Ben takdiri gördü. Dindar gördü. Yani şimdi... Bazen direkt soruyor. He? Ehliyeti ver diyor. Ehliyeti yani olmuş bizim arkadaşlarım. Ben diyor, yüklü arabayla gidiyorum diyor. Polis çevirdi diyor. Ehliyeti sordu diyor. Hı. Verdim ehliyeti. Diyor ki bu ehliyetin yaprağı eksik diyor. Bak. Arıyorum. Yaprak eksik değil. Yok burada yaprak eksik yok diyor. Al diyor. Bak tekrar bak diyor. Yaprağı eksik diyor. Bu satın değil mi? Bu satın. He, araba sahibini arıyor ya diyor. Bunun diyor yaprağı nerede diyor. Yaprağı eksikmiş diyor. Sen diyor ne yaprağı eksik diyor. Arasına diyor biraz para koy diyor demek istiyormuş yani. Bak şimdi. O yani. Şimdi hakikaten adam senden bahane arıyor rüşvet alacak. Şimdi seni sokmaya çalışıyor. Devletin o olmayacağı 500 bin cezaya sokacak. Senin o çoluk çocuğun rızkı. Belki de o 500 bin ben senin 5 günlük çalışma. Senin bebelerin, çocukların, eşinin, aşının rızkı. Adam zalim. Bu rüşveti isteyen kim? Zalim. Biraz önce yalan söyledik ya. Bilerek kendine yalan söyleyen zalim. Bu zalimdir bu. Ha, rüşvet alan da veren de lanetlenmiş ama hangi rüşvet? Bak şimdi. Çok ciddi bir mesele olduğu için ben size bunları örneği çarpıcı misal veriyorum. Bu hakkı yok. Hakikaten bu kadar büyük ceza vermeye hak etmemiş yani. Biliyoruz yani bu ne ya bu? Mesela diyelim ki 120 ile gitmen gerekirken 121 ile gittin. 121 ya. Tamam bunun bir asgarisi de var ya. Affetme şeyleri de var. Adam gitti 500 bin lira yazıyor. Ben bunu yazarsam, yani verirsem, tamam verirsem çoluk çocuğum rızkı var. Bu kadar bir yakın. Peki bu zalimi nasıl def edeceksin? 3-5 kuruş vererek bu zalimi def etmek rüşvet değil. Sebebi hakkın olmayan bir şeyi, bir mülkü veya bir şahsiyeti. Mesela kariyer, adam diploma alacak, okumamış. Haydarbaş gibi gitti profesörlük unvanı. Hiç okumamış yani. Liseyi okumuş mu okumamış onda yok belli değilmiş yani. Profesör demişti misal. Yani bir kariyer, bir şahsiyeti beni çıkar diyorsun YouTube'larda, reklamda ben başıma geldiği için. Beni üste çıkar. Çok tıklanmış olayım tıklanmamışsın. Haram bu. Ha, manevi bir değeri veya maddi bir mülkü, hakkın olmayan bir şeyi hakkın imiş gibi yapabilmek için yetkilileri satın almaktır. Rüşvet. Dolayısıyla sen şimdi 120 ile gitmen gerekiyor. 121 yaptın. 500 bin lira adam şey istiyor, yazacak. Ama bakıyor adam, anlıyorsun bu adam kıvranıyor. O zaman bu 121 ile 1 ile fazla gidince devlete bir zarar var mı? Yani hani 120 ile gidilen yerde 140 ile gidersen başkasına zarardır. Arabada oturanlara zarardır. O da haramdır. Yani arkadaşlar trafik kuralları dindir. Nasıl dindir? Ya kardeşim trafik kuralları
dinin ahkam-ı mesturesinin dışarıya izharıdır. Mesela virajda 80'ini almayın diyor. 100'de aldın, devrildin. Kendini bile bile tehlike attın. Ayet var, kendinizi bile bile tehlike atmayın. Haramdır. Demek ki trafik kuralı, kırmızıda geçmek kul hakkıdır. Değil midir? Dindir yani. Mesela adam portakalı soydu, camdan aşağı atıyor, şat bir arkaya çarpıyor. Neyse. Demek ki rüşvet karşıyı aldatıp hakkın olmayan bir şey, maddi ve manevi olmayanı hak edinmektir. Bu yolda gösterilen çabaya gayrimeşru çabadır rüşvet. Dolayısıyla onun zararını, despotluğunu, mesela Özbekistan'a gittin, Doğu Türkistan gittin, adam böyle, sen şimdi geldiğin zaman Abdülbaki, gel bakalım sen Türkiye'de ne yaptın falan. Baktın şey yapıyor, bahane arıyor. Tamam. O polise verdiğin zaman devletin hakkını almıyorsun, başkasının bir hakkını çalmıyorsun. Onun zararını def etmektir. Onun için bir şey mutlak değildir. Zarar verirsen. Tabii. Devleti dedim ya, malını almak, hazineyi. Veya kişinin malını gasp etmek. Mesela adam, baktın ki o polis, Özbek polisi şöyle sıkıntıya sokacak Türkiye'den geldiğin dershaneye. Bir sürü. Biliyorsun bu adam şimdi zalimlik yapacak. Sen buna zararını deniliyor. Bunun senin sana tahakkümünü, zararını def etmek için o köpeğe vermek. Dolayısıyla tam geç der. Türkiye'de sorgulamayı bırak. Nereden gelmişsin? Ha? Bu vermek onun zararını def etmektir. Her şey mutlak değildir. Mesela yalan konuşmak haram söyledik ama üç şey de caizdir. Bir, karı kocayı barıştırmakta. İki, casusluk yapmakta. İki yerde galiba. Üçüncüyü hatırlayamadım. Demek iki yerde. Casusluk, askeri casusluk yapmakta Resulullah zamanında olmuş. Adam kafirlerin içine girmiş, yapabilir miyim ya Resulullah? Savaş bir hiledir diyor. Ondan sonra giriyor, onlardan gözüküyor kafirlerden. Uydurup şeyler söylüyor, yalan. Muhammed şu kadar orduyu toplamış falan, yerde ben gördüm diyor. Orada diyor, gizlemi bekletiyor. Bu tarafta da var diyor. Sizi çevirmişler diyor. Onlara panik yaptırmış ve kaçmışlar yani. Böyle şu kadar yapmışlar. Demek ki casusluk yapmak, askeri casusluk yapmak, askeri casusluk. Vatan millet için. Bir de karı koca, ha bir de Müslümanı da barıştırmak. Onu aslında karı koca da Müslüman şey olarak kabul edin. Demek ki burada niye söyledim? Yani her şeyin şaz hadisesi var. Ama bu rüşvet şey fıkıhta öyle geçer. Yani zannediliyor ki her verilen rüşvettir. Değildir. O zaman gıybet de, değil mi? Her gıybet de adam öldürmek gibi değil, değil mi? Tabii öyle diyor. Mesela usta söylüyor. Gıybet mutlak bırakılmış. Gıybet katilden eşittir diyor. Ama içeriye girdiğin zaman bu ne demek? Bazı gıybetler. Nedir o? Laf taşıyor, iftira ediyor. Gidiyor yalan söylüyor. O adamı tahrik ediyorsun. O adamı tahrik edince o adam onu vuruyor. Mesela Karadeniz'de vardı, doğuda da var ya, Kürdistan'da. Karısı gidiyor kocasını dolduruşa sokuyor. Gidiyor adamla kalkıp vuruyor. Gıybetin görüyor musun? Katilden eşittir. Niye? Katilde kalmadı ki. Kan davası fitnesi çıktı. Ya Allah. Şey gibi arkadaşlar, rüşvet dediniz ya. Hani veriyorsun, o zalimden kurtulmak için dediniz ya. Sadaka belayı defneder gibi bir şey. Aynı onun gibi ama yani biraz farklı tabii. Yani verdiğimiz acaba...